Peki nasıl zorluklarla karşılaştınız hocam? Onu da merak ediyorum. Çünkü Mithat Enç'in çalışmasından bahsettiniz. Şimdi 70 yaş üstü bir gruptan söz ediyoruz. Ben de doktora tezimde yaşlı refahı ve maneviyat çalışmıştım. 65 yaş üzeri bir yaş grubuyla çalıştım. Doğası gereği bazı zorluklar yaşadık. Onları da anlatıyoruz tabii çalışmanın içerisinde. O bilgiyi de aktarmak çok kıymetli. Sizler nasıl zorluklar yaşadınız mı? Yaşadıysanız nasıl zorluklar yaşadınız? Yaşadık, tabii ki yaşadık. Yani her çalışmanın avantajı, dezavantajı vardır. Ben hani adına zorluk der miyim bilmiyorum ama yani hep biz farklı kişilerle görüştük. Biz 14 Ortak kişiyi görüştüğümüz kişiler de oldu. Ortakla görüştüğümüz oldu ama bir kısmını da birebir görüştük. Ben ayrı görüştüm, Fatma ayrı görüştü ve o görüşmeler sonrasında birbirimize o kadar heyecanla aktarıyorduk ki görüşme sonrasında sürekli özetlemeler ve sonra deşifre sonrasında o metinleri tekrar tekrar okuma. Aslında ayrı görüşmüş olsak da esasında her birimiz diğerinin görüştüğü tanıkla hemhal olmuş durumda. Yani şahsen tanıyor gibiyiz defalarca metin elimizden geçtiği için. Zorluk olarak benim mesela en çok dikkatimi çeken şeylerden biri bir yaşlı insanların belli bir şey sonra odağı kaybetme şeyi ve o yüzden de çok canlı dinleme zorluğu. Ama o bir zorluk değil, bu işin gereğiydi. Fakat profil olarak her kesimi temsil eden şey ararken, tanık ararken çok ciddi bir zorlukla karşılaştık. Yani öncelikle bize belediyedeki arkadaşlar yardımcı oldular, ön araştırmaları yaptılar ve hani 70 yaş üstü bizim istediğimiz kriterlere uygun tanıkları bulma konusunda. Fakat biz mesela bazı profillere ulaşamadık. Mesela muhafazakar Müslüman diye tırnak içi belki adlandırabileceğimiz, hani bu tanımlamalarda tartışılabilir gerçi. Bu profildeki kadınlara ulaşma konusunda zorluk yaşadık. O yüzden hani kitaba bakıldığında görüşülen 28 kadın arasında neden şu an için muhafazakar Müslüman diye nitelenebilecek kadın sayısı az ya da hani halktan dindar olanlar var ama daha böyle kamusal alanda kendini muhafazakar kimliğiyle ortaya koymuş kişiler yok denecek olursa böyle kadınlar bu görüşmeyi kabul etmediler. Ya kendileri kabul etmediler bu bir mahremiyet endişesiyle ya da evlatları bazıları da evlatları yani kadın kendi hanımefendi kendisi kabul ettiği halde evlatları engel oldu. Bu aslında genel bizim çalışmamızla ilgili bir sorun değil. Çok genel olarak İsmail Kara'nın bu konuda bir şeyi var. Rize Müftüsü Yusuf Kara Ali'ydi herhalde ismini yanlış hatırlamıyorsam. Onun üzerinden aktarıyor. Yusuf Hoca'nın biyografisini yazıyor İsmail Kara ve sonra babası Kutus Hoca'ya gösteriyor. Diyor ki Kutus Hoca buradaki avukatlıkla alakalı şeyleri kaldıralım. Avukatlık yaptığına dair bilgiye yer vermeyelim. Şimdi burada aslında bizim yani tarihe bakışımızda bir şey var, bir yaklaşım var ve bu yaklaşım hani kendi iç işlerimizi görünür, bilinir kılma konusunda bir çekince var ama bu çekincenin ne kadarı makul, ne kadarı değil, henüz bu şey yapılmış değil, böyle bir hesaplaşma yapılmış değil. O yüzden de biz dindar Müslüman kadınların hikayesini tarihte de göremiyoruz. Hani bugün de ne kadar geleceğe kalacak bilmiyorum. Peki bu çok önemli bir şey. Kendilerinin mahremiyet endişesiyle konuşmaktan çekinmesi ya da evlatlarının, aile fertlerinin bunu uygun görmemesinden dolayı geride durması. O zaman da anlıyoruz ki aynı zaman diliminde yaşayan herkes aynı zamanı yaşamıyor. Yani kadınsın konuşmamalısın ya da bu ailedir anlatılmamalı. Ki zaten konuşacak kişinin de bir otokontrolü var. %100 bir açıklık ister istemez olmayacak. Kendine saklamak isteyeceği şeyler olacak. Bize lazım olan kısmını konuşacaktık eğer konuşsalardı. Buna rağmen aynı zaman diliminde yaşayan hem çok eğitimli hem çok dezavantajlı kesimden insanlarla da konuştunuz. Ama bu zaman diliminin içerisinde yaşayan bazı kadınlar konuşmayı uygun görmeyecek kadar farklı bir mahremiyet algısına, farklı bir aile içi ilişkiler kendileri değildi ama sistemine, çoğunlukla evlatlarıydı. Aileni. Evet. Yani şu benim çok dikkatimi çekti çalışma boyunca. Biz Adil Bey'in makalesini okuyunca bize biraz önce de bahsettim. Yani anlatmayabilirlerdi. Şöyle bir şok yaşadık. Çok fazla anlatıyorlardı. O zaman süreci şey yaptık. Yani 1940'larda, 50'lerde yazılmış bir makalede böyleyken
İşte 2018'e kadar ne oldu ki insanlar aslında biz bu bilgiyle ne yapacağız sorusunu bize sorduracak kadar kendilerinden anlatmaya başladılar. Mahremiyetlerini ortaya serdiler. Sonunda şöyle bir şey buldum. Tabii şey reality show'lar. Yani insanlar ekranlarda o kadar fazla mahrem bilgiyle karşılaşıyor ki. Yani kamera olduğu zaman adeta içindeki her şeyi dışına çıkaracakmış gibi bir şeyle bir tutum ortaya koyabiliyor. Şimdi isim vermeyeceğim. Mesela biraz önce karşılaştığınız zorluklar oldu mu dediniz ya. Çok hoş bir hanımefendi. O vakit ben size aşk hikayemi de anlatmalıyım. Kızım karşı çıkıyor ama dedi. Kısa sürecek bir şey zannettim ben ama bütün odak aslında o aşk hikayesi üzerindendi. Ve bu esnada da eşi dışarıda koridorda aşağı yukarı yürüyerek bizi dinliyordu. Odada kızı ve gelini vardı hanımefendinin. Ve bütün o şey yaparken dinlerken peki ama ben bu bilgiyle ne yapacağım? O kadar çok şey yaptım ki ben de yani karşı taraf bir de böyle bir güçlüğü var o aktif dinlemenin. Karşı taraf size anlatıyor. Yani o kafasına bir yere yerleştirmiş. Bunların bilinmesi gerekiyor diyor. Haklı da bilinmesi gerekiyor derken. Peki ben ne yapacağım bu bilgiyle? Yani bunu nereye yerleştireceğim kısmı? Kucağınıza bir şey bıraktı. Bırakıldı. Ve inanılmaz bir hikaye. Otelde işte birbirimize anlatıyoruz. İşte o gün daha böyle şey yapmadan, konuşmaya başlamadan dedi ki Nazife sen hiç iyi görünmüyorsun, iyi misin dedi. Ben tükenmiştim yani şeyden. Yani o kadar artık yani kaslarım çözülmüştü. Var. Çünkü duyguyu zapt etme kısmı bu tip çalışmalarda çok çok önemli. Yani orada sadece bilgi değil. Biz ığları, şeyleri attık çalışmamızdan ama şunun altını ciddiyetle tekrar tekrar çizmek isterim ki duyguların tarihi kısmında hiçbir şey atmadık. Yani duyguların tarihine muhafaza etmek için inanılmaz bir çaba sarf ettik. Zaten bu çalışmanın o kadar çok uzun sürmesi, tekrar tekrar ritmi kaybetmeyelim, buradaki duygu şey yapmasın. Bu bunu burada anlatıyor ama peki daha sonra nasıl anlatacak kısmında metin kronolojisini düzenlerken de çok çok çaba sarf ettik. Sonra ben nasip edeyim ki böyle yani hikaye bu. Ve ben inanıyorum ki orada çok ciddi bir sır var. Yani şimdi orada benim şey öğrenciliğimden gelen bir şey, Allah rahmet eylesin, Nihat Keklik'in böyle önermeleri hayat boyu zihnime o kadar yerleşmiş ki. Merhum hocam derdi ki, eğer bir insan size çok fazla açık seçik şeyler anlatıyorsa, bütün hayatınızı ayaklarınızın altına seriyorsa, o konuda ayaklarınızın altına seriyorsa, saklamak istediği çok ciddi bir sırrı vardır. Şimdi orada benim çok zorlandığım, işte hikayeci damarım girdi ve bir taraftan aktif dinlemeyi sürdürmeye çalışıyorum ama bir taraftan da peki ama ben buradaki sırrı bulmak için çaba sarf edecek miyim? Yoksa anlatıcıma mı bırakacağım? Ya o ikilemde kalma kısmı o kadar çok yordu ki beni. Evet. O kadar çok yordu. Atlatamadım onu uzunca bir süre. Yine bir başka çalışmada da o zorluklar kısmında Hamal'ın karısı diye kodladım. Çünkü bazen mesleklere göre kodladık. Çünkü isimlerini değiştirdik. Çocukları için, torunları için sıkıntı olmasın diye. Hamal'ın karısı diye kodladığımız hanımefendi yüz felci geçirmişti ve ekipteki arkadaşlar bunu söylemediler. Ve ben birdenbire dinlemek üzere gidiyorum. Yüz felci geçirmiş bir hanım, ne dediği anlaşılamıyor. İşte gelini eşlik etti bizi, o biraz yardımcı oldu. Mesela onun hayat hikayesi de çok çok ağır bir hayat hikayesiydi. Hani aynı zamanı yaşayan kadınlar dedik ya biraz önce. Şimdi bir tarafta üst gelir seviyesinde çok güzel hayatları olmuş. İşte biz her şeyi gördük diyen, geçmişlerinde işte tıp baloları olan, Antep için tıp balosu çok müthiş bir şey. Yani bütün küçük şehirlerde öyle, ben Cumhuriyet'in dindar kadınlarından da biliyorum. İşte Gümüşhane'de bir balo yapılıyor, yer yerinden oynuyor falan. Böyle bir hayatlar var ama bir tarafta da aç yatılan bir şey var. Yetimlere eşinden habersiz bir aradaki duvarın şeyini, dokusunu bozup eli sığacak kadar yan taraftaki yetimlere kendi lokmasının yarısını vermeye çalışan bir şey var. Yani bir kadın kimliği var. O kadın hala daha çok fakir. Fakat şöyle bir şey var, işte
Bu tam Anteplilik meselesinde işte seçkin hanımlar diyorlar ki bir şey olduğunda öyle bir Antep bilinci var ki bu bütün şehirlerde var. Hmm. Sadece Antep'e mahsus bir şey değil. İşte Antepli fakir olmaz. Hmm. İşte Antepli yoksul olmaz. Antepli evet Antep çok müteşebbis bir şehir. Yani bütün o civar şehirlerde hakkını teslim ediyor. Mesela yani Maraş'a gittiğinizde diyorlar ki işte bunu Antepliler olsa çoktan yapmıştı diye bir deyimleri var mesela. Doğu'nun Paris'i diye duyarız. Evet. Fakat o Haman'ın karısı da tam Antepliydi. Annesi de Antepliydi ama fakirdi. Yani her zaman da hayat doğrusal bir çizgi olarak ilerlemiyor. Evet, evet. O çok merak ediyordum onu. Hikaye yazar birinin gündelik hayata bakışı nasıl oluyor? Çünkü oradaki küçük detaylar bir bakışta, bir göz kırpışta, bir göz kaçırmada, bir kelimede, bir ah çekişte çok anlam gizli. Onun üzerine sayfalar yazılabilir belki, şerh edilebilir, tefsir edilebilir o. Onun için onu çok merak ediyordum. Ne kadar zorlandığınızı şimdi birazcık olsun duymuş oldum. Bize de mesela terapistlikte şunu öğrettiler. Bizim de dinlemeye, karşıdakini doğru anlayabilmek için çok organize bir şekilde, çok konsantre bir şekilde dinlememiz gerekiyor. Ama şu da vardır, hiçbir şeyi kendi merakımız için sormayız, sormamalıyız. Anlattıkların içindeki bir şey belki çok ilgimizi çekti. Kişisel tarihimizde bir sorunumuza işaret ediyor olabilir, ilgi alanımıza işaret ediyor olabilir, benzer geçmişlerden geliyor olabiliriz. Hiçbir soruyu kendi merakımız için soramayız. Böyle bir şeyimiz vardır, yasağımız vardır. Onu sormaya hakkımız yok çünkü orada onu anlamak için bulunuyoruz. Kendi merakımızı tatmin için değil. Hani terapist olarak çok katı etik kurallarımız var. Bunu belki yapmak mümkün ama hikayeci olarak, hikaye yazarı olarak insanın içi gider diye düşünüyorum. Yani o malzemeye benim temas hikaye edip. Hikaye şeyim öyle değil. Hikaye yazma maceram öyle değil. Mahremiyete ben çok itina gösteririm. Hikayeyi yani ben arının bal yapmasına benzetiyorum. Hani arada bir sürü çiçekler toplar ama aslında yaptığının çiçek balımı, çam balımı olduğunu çok da bilmez karışır. O. Benim hikayem de biraz öyledir. Yani asla şunu yapmam ben. Buradan müthiş bir hikaye çıkacak. İşte notlar alayım demem. Hiç not alarak şey yapmam, çalışmam. Bir istisnası var bunun. Cumhuriyet'in Dindar Kadınları kitabımın. Onun da mesela bir kısmında Nazife bana eşlik etmişti. Beraber dinlemiştik hanımefendileri. Benim yalnız gittiğim bir şeydi. Bir hayat hikayesinde. Hanım çok güzel anlatıyordu ve inanılmaz bir hayat hikayesi var onun. Hatta girişte bahsediyorum ondan. Bir arkadaşım vasıtasıyla ulaşmıştım kendisine. İkramda bulunmak için mutfağa gitti ve döndü dedi ki izin vermiyorlar. Biz izin vermiyorlar dedi. Fakat o vakte kadar ben o kadar inanılmaz bilgiler, duygular, bambaşka pencereler açılmış hangi birine bakacağımı bilemez bir coşku içindeyken İzin vermiyorlar dediğinde zihnimden şöyle bir şey geçti. Çok da üzülmeyeyim ya buradan müthiş bir hikaye çıkar. Zihnimden geçti bu sadece. Onu unutamıyorum. Yani otobüs durağını zor bulmuştum öyle söyleyeyim size. Hanımefendi dedi ki ona da izin vermiyorlar. Ve ben o an şey yaptım yani pılımı pırtımı topladım. Yani o korkuyla oradan çıktığımda hani ola ki şey yaparım. Kapılırım şeyin dinlemenin şeyine, cazibesine, yazmanın cazibesine kasetimi kırdım otobüs durağında otururken. Hmm. Yani şey yapamayayım bir daha dinleyemeyeyim diye. Burada da yine böyle bir şeyim oldu hikayeci kimlikte. Şimdi biz 28 hanımefendiyle görüştük. Onların 17 tanesinin kızıyla görüştük. O çalışmayı pek gün yüzüne çıkartmadık. Çıkartır mıyız bilmiyorum. İki tane de torunla görüştük. Yani oradan da aslında bir şeyi yakalayalım. Ne devam ediyor yakalayalım açısından. Görüştüğüm kızlardan birisi çok çarpıcıydı. Çünkü orada bu çoklu, ben hikayede çoklu sesi yakalamaya çok dikkat ederim. Yani bir de buradan bakalım böyle bir şey var ama şuradan nasıl görünürdü kısmında. Annesi anlattı ve eşinden biraz da müşteki olarak anlattı rahmetli. Kızı da o esnada dinliyor. Kızının hayat hikayesini dinlemeye başladı. Annesinin anlattığının tam tersi bir şekilde bir baba profili ortaya çıkardı. Ama o esnada annesi de dinliyor. Hoş olan tarafı bu. İşte diyelim ki baba anne çok kıskanç bir eşten bahsediyor. İşte perdeyi bile açmama izin var. İşte perdeleri çek derdi falan filan. Kızın anlattığı baba ise çok şefkatli, merhametli, kızıyla uzun uzun yürüyüşler yapan bir baba. Müthiş bir profil çıkacaktı. Evet, eşi izin vermedi.
Çok katmanlı, okumaya da müsait, çok fakat güzel. Fakat ben oradan olacak. Şey yaptım, yani buradan da bir hikaye yazılır dedim. Evet. Sözlü olarak çözülmüş, çünkü şey çözülmüştü, sözlü dosya olarak geldi. İzin çıkmadı, daha sonradan ortaya çıktı. Ya çok korktuğum için herhalde böyle şeylerden, o dosya olarak kayboldu.